İsminizi öğrenebilir miyim? Halife Ersoy. Halife Hanım, nerelisiniz? Ben Boşnak'ım. Nerede ikamet ediyorsunuz? İnönü Caddesi. Peki Güngören Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Yok, yeni başkanı tanımıyoruz. Güngören Belediyesi'nin memnun kaldığınız ya da hoşunuza gitmeyen hizmetleri var mı? Hoşunuza gitmeyen ara boşlukları yoklasın. Her taraf çöp. Akbank'ın arkasında Erguvan Sokağı'n girdiğiniz zaman Akbank, arka bütün olduğu gibi çöp. Faresi var, sineği var, yatak odası. Camı açamıyorsun. Bütün şikayetim ondan. Başka bu söylediklerinizi dile getirmek için hiç belediyeye başvurdunuz mu? Yok. Çok başvurdu amcam zamanında. Beyaz masaya kadar gitti. Siliyor, süpürüyorlar. Ondan sonra insanlar atıyor. O insanların hepsine cezalar. Geri dönüş sağladılar ama yani size. Geri dönüş zaten ben kendim yapıyorum. Camdan atıyorum ikinci katı. Poşetimi dağılıyorum. Geri dönüş her pazartesi atıyorum. Ama rastgele çöp atıyorlar ya. Hiç temiz kalmıyor ki. Bütün şikayetim çöp. Peki Güngören Belediyesi'ne örnek gösterebileceğiniz başka bir belediye var mı? Ben tanımıyorum başka belediyeleri. Gittiğim yok. İki ihtiyarız zaten ama ben bu çöpten, poşetten şikayetçi. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Televizyondan tanıyoruz. Kendisinden beklentiniz var mı? Kendinizden beklentilerimiz dürüst çalışsın. Dürüst. Zaten çocuk dürüst bir insana benziyor. Hoşgörülü, güler yüzlü, sempatik, çalışkan da olabilir. Doğru çalışsın, insanların hakkını versin. Başka bir şey istemiyoruz. Son olarak Belediye TV aracılığıyla Güngören Belediye Başkanı'na iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Yok yavrum, yok sağ olun.